Eğitime Farklı Bakış programındasınız ve çok değerli bir konuğu ağırlıyorum. Çocuk gelişimci Derya Gül Kananoğulları bizlerle birlikte. Derya Gül Kananoğulları, çocuk gelişimciyim. Selçuk Üniversitesi çocuk gelişim mezunuyum. İstanbul'da özel bir ofiste otizmi uyaran eksikliği üzerine çalışıyorum. Uygulamalı davranış analizi, floor time, işte bütün saatte yaklaşımların hepsiyle beraber çocuklara doğru uygun olanı bulmaya çalışıyorum. Tamamen otizmi uyaran eksikliği olan çocuklarla çalışıyorum. Çocukla bağ kurmak sanırım işin en temelinde yatıyor. Çocuk Oraya gelmekten keyif alıyor mu? Keyif almak da çok önemli. Tabii ki bizim çocuklarımız da hani o güven alanları aileleri olduğu için ilk önce bize bir tepkiyle yaklaşıyorlar. Ama daha sonradan onların dış dünyaya açılan kapıları da biz oluyoruz. O güven bağını kurduktan sonra sevgi bağını kurduktan sonra bize daha çok güveniyor. Çünkü onları anlayabiliyoruz. ihtiyaçlarına cevap verebiliyoruz. Böyle olduğu zaman direkt ilerlemeler daha kolay oluyor. Çok eğitim değil, doğru eğitim aldırmak kesinlikle işin en temelinde yatıyor. Ama hani böyle bir durum varsa, böyle bir şüpheniz varsa kabul. Yani inkar evresi ne kadar kısa tutarsanız eğitime daha hızlı başlıyorsunuz. Otizmde en temel, en kilit noktada şu. Erken tanı, erken müdahale. Yani 0-6 yaşındaki bir çocuğu yakalayıp oradan terapiye başlamakla 12 yaşından maalesef gelişim süreçleri kaynaklı daha zor oluyor. Onun için inkar sürecini biraz daha kısa tutup çocuğunuzu kabullendikten sonra bizlere gelmeniz, uzman görüşlerine başvurmanız kesinlikle çok daha önemli. günler sevgili izleyiciler. Üniversite ve ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Eğitime Farklı Bakış programındasınız ve çok değerli bir konuğu ağırlıyorum. Çocuk gelişimci Derya Gül Kananoğulları bizlerle birlikte. Peki Derya Hanım'da aslında biz ne konuşuyoruz? O kadar çok şey var ki biz biraz yayın öncesi konuştuk ama yani bu yayına sığdırmaya elimizden geldiğince gayret göstermeye çalışacağız. Son derece önemli bir konu. Son derece. Otizmli çocukların farkında olmak... Bu eğitimi kimlerden almalılar? Çok eğitim mi? Doğru kişiden eğitim mi? Eğitimde uygulanan terapi yöntemleri neler? Bunlar doğru uygulanıyor mu aslında? Bir de ilaç tedavisi öngörülüyor. Hani böyle konuşuluyor etrafta. Bu doğru mu? Çok da pahalı olan bazı yöntemler var. Aileler ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar çocuklar için. Ama bunlara yaklaşırken biraz daha temkinli mi olmak lazım? Bunların hepsini konuşacağız ama öncelikle hocamıza hoş geldiniz demek istiyorum. Derya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Gördüğünüz gibi, yani böyle biraz toparlamaya çalıştım. Soruları bir araya getirmeye çalıştım. O kadar önemli olduğu için aslında hızlıca başlayalım ve hepsini değinelim istiyorum. Aslında en önemli soruyla başlayacağım bence. Derya Gülkananoğulları aslında kimdir? Tekrardan merhaba. Derya Derya Gülkananoğulları, çocuk gelişimciyim. Selçuk Üniversitesi çocuk gelişim mezunuyum. Hataylıyım. Şimdi İstanbul'dayım. İstanbul'da özel bir ofiste otizmi uyaran eksikliği üzerine çalışıyorum. Uygulamalı davranış analizi, floor time, işte bütünsel yaklaşımların hepsiyle beraber çocuklara doğru uygun olanı bulmaya çalışıyorum. Güzel bir terapi yöntemi geliştirdim. Bunu da paylaşmayı çok istiyorum. Tamamen otizmle uyaran eksikliği olan çocuklarla çalışıyorum. İyi ki de öyle yapıyorsunuz. Ben biraz Instagram hesabınızı inceledim. Böyle bir yaklaşım olamaz çocuklara. Bayıldım yani. Hani sizin elinize emanet edildiğinde çocuklar bir anneye emanet edilse ancak bu kadar olacağını düşünüyorum. Bir Instagram adresinizi verir misiniz lütfen ilk önce? tabii İngilizce harflerle çocuk gelişimci Derya diye Instagram'da yazdıkları zaman zaten direkt profilime videolarıma ulaşabilirler. Bunu baştan vermek istedim. Daha sonra tekrar hatırlatmak istiyorum. Çünkü programın sonuna doğru nasıl bir insan olduğunuzu gördüklerinde bence demeden çok soru alacaksınız diye düşünüyorum bu konuya ilgili. Şimdi isterseniz şöyle başlayalım. Otizmli çocukların aileler tarafından fark edilmesi, işte uyanlara karşı verdikleri tepkilerin ne derece olduğu ile ilgili acaba bir şey mi var bu çocukta diye başlayan bir süreç var. Ve ondan sonra da işte ne yapsak ki diye etrafa sorulup bir eğitimine emanet etmekle ilgili bir durum var. Şimdi tam bu noktada aslında buradan başlamak istiyorum. Aileler bu eğitimine emanet ederken çocuklarına neye dikkat etsinler Derya Ya kesinlikle bağ kurabiliyor mu? Bu çok önemli. Bir çocukla bağ kurmak sanırım işin en temelinde yatıyor. Çocuk oraya gelmekten keyif alıyor mu? Hı. Keyif almak da çok önemli. Tabii ki bizim çocuklarımız da hani o güven alanları aileleri olduğu için... Hı. ...ilk önce bize bir tepkiyle yaklaşıyorlar. Ama daha sonradan onların dış dünyaya açılan kapıları da biz oluyoruz. O güven bağını kurduktan sonra, sevgi bağını kurduktan sonra... ...bize daha çok güveniyor. Çünkü... Onları anlayabiliyoruz, ihtiyaçlarına cevap verebiliyoruz. Böyle olduğu zaman hani Direk ilerlemeler daha kolay oluyor aslında. Şöyle bir şey mi demek istiyorsunuz? Aslında terapiye çocukla beraber aileler gelecek, değil mi? Tabii ki, tabii Giriyor ki olarak, aile desteği olmak zorunda, ailelerin bilinçlendirilmesi de gerekiyor. Hı. Yani ben içeride ne öğretiyorsam ailelerin bunları bilmesi gerekiyor çünkü benim yanımdaki seans süresi var, bir de 24 saatlik bir saat dilim var. En çok onlar zaman geçiriyor çocuklarla. O zaman ben burada ne yapıyorsam onların da onu de devam ettirmesi, desteklemesi gerekiyor. Bravo. Şimdi çocukların kendileri tanıdıkları için. Götürdükleri eğitmenin yanında kendisini iyi hissetip hissetmediğini anlar aile, değil mi? Hani eğitmen ne kadar bir şeyler yapmaya çalışıyor olursa olsun çocuk orada huzursuzsa Hı -hı. çok teşekkür etmeliler değil mi aslında? Yani şöyle dediğim gibi ilk başta çocuklar, bizim çocuklarımız, otizmli çocuklar için söylüyorum, en önemli problem rutinlerinin değişmesi. Ev ve aileleri onların rutinleri ben ya da benim gibi terapistler hayatlarına girdiği zaman rutinleri değişiyor. Rutinleri değiştiği zaman regülasyonları da bozuluyor. Bizim hedefimiz hani artık senin güven alanı içinde ben de varım diyebilmek. Bunu da onları anlayabildiğimiz zaman yapıyoruz ve zaten artık onlar için ha tamam demek ki işte Derya ile başladığımız yolcu başka insanları da alabiliriz deyip algılarını, farkındalıklarını açıyorlar ve daha fazla dış dünyayla bağlantı kurmaya başlıyorlar. Şimdi ben aslında gelmek istediğim konu İlk sefer görüşmeden sonra olmazsa da ya çocuğu işte başka bir yerine götürmek için çocukta bir, bir şey mi yaratır, depresyon mu oluşturur falan diye düşünmeyin. Hani bu öyle bir şey olmaz çocuğun kabullendiği bir insan olmasını tercih edin. Baktığınız olmuyor. Çok teşekkür edin. Başka bir eğitmenle yolunuza devam edin Çünkü çok çok önemli bir süreçten bahsediyoruz. Şimdi evet. ülkemizde, dünyada otizmin sebebinin ne olduğu ile ilgili daha önce de konuklarım olduğu için ben biliyorum ki Hı -hı. belli bir nedeni yok. Hı -hı. Ama bununla ilgili de tedavisiyle ilgili de pek çok böyle yeni yeni şeyler ortaya çıkıyor. Değil mi? Böyle Hı -hı. görüyoruz yani. Mesela aletler ortaya geliyor, çıkıyor. işte müzik mi dinleniyor? işte kulaklık takılıyor. Bir şeyler ortaya çıkıyor. Pahalı pahalı şeyler. Başka yöntemler vesaire. Derya Gülkanoğulları aslında neyi tercih ediyor bu sistemler arasında? Neler uyguluyorsunuz? Yani şöyle söyleyeyim. Çocuk gelişimci olmamın yanı sıra bilimsel geçerliliği olan terapi yöntemlerinden 3 tanesine hakimim ben zaten. Bu sebeple de sadece bir tanesiyle gidilmesini de doğru bulmuyorum. Çocuğun ihtiyacına bakılması gerekiyor. Çocuk tam olarak nerede kendini açıyor, nerede rahatlıyor, nerede regüle oluyor? Buna bakmak lazım. Bunun için de ben genelde eğitimlerimi sentezliyorum ihtiyacına göre. Hani hangi oranda, hangisinden ihtiyacı varsa, duyu sistemlerini desteklemekse, duyu sistemlerini destekleyerek. Eğer davranışlarına müdahale etmekse öyle. Ya da dışarıdan bir motivasyona ihtiyaçları varsa bir motivasyon sistemi geliştirerek. Ya da hepsinden öte, bütünsel bakarak duruma, hani beyinde ne oluyor? Çocuk tam olarak nerede, nasıl ve hangi çevresel faktörlerden etkileniyor? Bunlara bakıp ben bütün bu eğitimleri bireyselleştiriyorum. Çünkü bana göre her çocuk biricik ve özel. O zaman benim uygulamalarım da o şekilde biricik ve özel olmalı. Hmm, aslında benim anladığım kadarıyla şöyle bir durum var. Sizin aklınızda daha önce planlı kim gelirse gelsin uygulayacağım metotlar A, B, C bunlar bunlar bunlardır tamamdır diye bir böyle bir şey yok. Hayır. Gelen otizmli çocuğumuz hangi özelliklerde daha az yetkilse onu Hı -hı. tamamlamaya yönelik sizin uyguladığınız bazı yöntemler daha fazla ağırlık tutuyor ki o yüzden diyorsunuz biriciktir çocuklar. herkese aynı yöntem uygulanmaz. Siz çok böyle ben Instagram hesabınızı inceledim de çok böyle yani çocuklara sevgi veren, onların kendisini iyi hissetmesini sağlayan bir insansınız. Yani bu artık hani insan şöyle bakıyor yani bir eğitimini de aşmış bir durum var burada. Hani eğitmen sadece orada vereceğini verir, çocuk alacağını alır. İşte tamam benim görevim bitti gibi. Aha, hayır ben baktığım kadarıyla böyle hani ilk önce güveni sağlamak, beni yabancılaşmasın bana Hı -hı. karşı, yabancılamasın, Hani benim yanında iyi hissetsin kendini ilk önce o güveni sağlamaya çalışıyorsunuz gibi geldi bana. Ondan sonra da vereceğinizi rahatlıkla böyle defaatle evet. vermeye çalışıyoruz. Bu son derece harika bir yöntem. Ben ailelerin hani bunu görseler bayılacaklarını düşünüyorum. O yüzden çocuk gelişimci derya hesabına girseler hani ben de aynı şeyi düşüneceklerini düşünüyorum. Şimdi burada sizin haftada kaç saat hani mesela bir çocukla ilgileniyorsunuz? Çocuğa Hı -hı. göre değişiyor mu? Ondan sonra aileye de böyle hani ne öğretiyorsunuz ve onlardan ne bekliyorsunuz hafta içerisinde tekrar size gelinceye kadar hı hı. var. Şöyle otizmde kesinlikle yoğun bireysel eğitimle başlıyoruz. Tabii ki de çocuğun seviyesine, derecesine bağlı bir durum. Benim hedefim genelde yoğun başlayıp, şimdi hep söylerim velilerime, çocuğunuza nazımın geçmesi gerekiyor. Hani çünkü beni neden hayatına alsın ki, beni neden kabul etsin ki diye düşünüyorum. Yoğun eğitimle bana alıştıktan sonra zaten benim her zaman isteğim seansları azaltarak azaltarak bitirmek ve çocuğu tamamen bağımsızlaştırmak. Bu anlamda ailelere de diyorum ki önce ben bir güven bağı kazanayım, daha sonradan sizle devam edeceğiz. İkimiz işbirliği yapmak zorundayız ki zaten velilerim hepsi şeyi çok iyi bilir. Ben beni ailenize dahil ettiğiniz zaman devam ederim, başarıya ulaşırım dediğimi bu şekilde azaltı azaltı onların işte anaokuluysa anaokuluna işte kreşte kreşe gitmeleri yani topluma tekrardan entegre etmek benim zaten en büyük hedefim oluyor. Bu şekilde devam ediyorum. Şimdi aslında çocuk sahibi olan anne babalar Dünyada ilk defa böyle bir şeye sahip oldukları için hani ne kadar çok sevseler de o çocuğa nasıl bir şekilde davranmaları gerektiğini yüzde yüz doğru bir şekilde bilemeyebilirler değil mi? Birçok hatalar yapıyorlardı istemeyerek tabii hmm. ki yani. Ama mesela bu bazen çocuklarda bazı davranış bozukluklarına neden olabilir. İşte bir şeyler tam olmayabilir, düzeltmek zaman alabilir vesaire. Hani aslında içimden ne geliyor biliyor musunuz? İlla otizmli çocuklar olması gerekmiyor. Hani keşke... Evliliğe karar vermiş olan çiftler ilk önce bir size uğrasa da Hı. hani bir çocukla nasıl iletişim kurulur? Bu alanda hiç böyle çalışmayı ya da işte böyle bir şey yapılsın diye düşündüğünüz oğlum yani çocuğa nasıl davranılır? Çünkü benim baktığım kadarıyla hani otizmli çocuklara davranış şekliniz oldukça güven verici, onlara böyle rahatlatıcı, hayatın aslında güzel olduğu, rahat olduğu, onunla beraber çok güzel, her şeyin bir oyun tadında olduğu şeklinde bir yaklaşım. Bu normal çocuklar için de çok faydalı olsa gerek diye düşünüyorum. Hiç böyle bir şey düşündünüz mü? Aslında evet yani her zaman savunduğum bir düşünce vardır. Hani evli çiftlerin, ebeveyn olmadan önce hani tabiri caizse bir ebeveynlik ruhsatını alması gerektiğini düşünüyorum. Hani gerekli o psikolojik testlerden hani çocukların nasıl eğitilmesi gerektiğinden yani çocuklara bakmak evet kesinlikle bakımlarıyla yükümlüyüz ama bir de çocukları görmek gerek diye düşünüyorum. Bu sebeple yani gerekli eğitimlerin alınması, kendilerini geliştirmeleri ve bir çocuğu yetiştirirken onları anlamanın ne demek olduğu, ne kadar önemli olduğunu anlamalarını sağlamaları bence hani olması gereken bir şey. Böyle bir şeye başlarsınız beni çok mutlu edersiniz. Ben bütün aileler adına da bunu söyleyebilirim. Eminim ki onlarda böyle bir şeye katılmaktan, böyle bir workshop'a katılmaktan son derece mutlu olacaklardır. Şimdi geliyorum aslında kilit bir tanesine. Otizm için uygulanan yöntemlerin hı hı. doğru uygulandığını düşünüyor musunuz? Bu çocukların hani böyle bir teste tabi tutulup bu çocuğun gelişimi ancak buraya kadardır. İşte bu zaten bunlar yapıldı. Daha da başka bir şey yapılamaz mıdır? Aslında otizmin bir sebebi var mı? Hani şimdiye kadar duyduğumuz, bu sebepten oluyor dediğimiz. Ve bu, bunun haricinde de otizmli çocukta Gelişim yaptığımız teste göre buraya kadar olacak. Bundan başka bu çocuk gelişemez diye böyle bilimsel olarak böyle bir test var mı? Eğer yoksa bu tamamen eğiticiye ve başarısına kalmış bir şey değil mi? Tamamen onun üstün yeteneklerine kalmış bir şey değil mi? Yani şöyle söyleyeyim. Otizmin kesin bu sebeple olduğunun maalesef henüz bir bilimsel tanımı yok. Genetik faktörlerde olabilir, epigenetik faktörlerde olabilir. Bunun yanı sıra terapi yöntemleri de gelişiyor. Şöyle bir bilgi vereyim. Dünyada 69, Türkiye'de de 54 çocuktan biri otizm tanısı alıyor ve bu her geçen yıl artıyor. Böyle bir durumda tabii terapi yöntemleri de insanlar araştırmalarını yapıyor, kendilerine geliştirmeye çalışıyorlar. Bu noktada tekrar şunu belirtmek istiyorum. Birincisi bilimsel geçerliliği olan terapi yöntemlerini uygulamak gerekiyor. E, doğru uygulamak gerekiyor. Ama çocuğun ihtiyacı olan şey hani sadece bir terapi yöntemiyle doğrusal olarak ilerlemek değil. Çünkü çocuk zaten kendi başlı başına bir dünya. Hızlı öğreniyor. Normal gelişim gösteren çocuklar için de geçerli bu. Özel çocuklarımız için de geçerli. Onun için terapi yöntemlerini önce iyi anlamak gerekiyor. Daha sonradan bunu gözlemlemek gerekiyor. Çocuğa ne ihtiyacı var? Hangi duyu sisteminden ihtiyacı var? Ya da davranışlarında nasıl bir yöne kaydıracağımızla alakalı. Ya da dediğim gibi hani Mesela iletişim için çocuğun kortekse çıkması gerekiyor. Bizim bunu bilmemiz için beyin yapısını bilmemiz gerekiyor. O halde çocuğa biraz daha bütünsel bakmak gerekiyor. Her alandan desteklemek gerekiyor ki çocuğun algılarını açmak, çocuğa dış dünyayla kuracağı köprülere sağlam köprüler kurmak. Zaten ben her zaman şunu da söylerim. Her şeyi tek tek öğretmek mümkün değil. Şunu yapmak, bunu yapmak vesaire mümkün değil. Ben sağlam 3 köprü kurduğum zaman çocuk bunu genelleyerek 5'e 10'a 20'ye çıkaracaktır. Ben öğrettiğim şey kendi öğrendiği için. Zaten bizim çocuklarda da biz bir şeyler öğretmiyoruz erken çocukluk döneminde. Bizi taklit ederek, çevresine bakarak öğreniyor. Sadece bizim otizm çocuklarda o köprülerden birkaç tanesini bizim kurmamız gerekiyor. Güvenle kurmamız gerekiyor. Dış dünyaya açılmaları için. Otizmde ben şunu da savunuyorum. Kesinlikle hani Beynin içindeki kapalı kapılar ne kadar açılacağı, ne sürede açılacağı bu tamamen çocuğa bağlı. Ama çocuğa o güveni vermek, ona o sevgiyle, şefkatle yaklaşabilmek de terapistin işi. Nereden gireceği çok önemli, iletişim yolu çok önemli. Her çocuk farklıdır kesinlikle. Doğru yoldan girdiğiniz zaman ne kadar kapı açabileceğiz belli değil. Aslında belki de otizmin beni en çok büyüleyen yanı bu. Hani ne kadar kapı açacağım bilmiyorum ama her açtığımda çok mutlu oluyorum. İşte hiç öpmeyen bir çocuğun annesini öpmeye başlamasıyla başlayan hiç konuşmayan bir çocuğun hani bir anda su demesiyle başlayan hani müthiş bir duygu ve benim sanırım otizmin en çok sevdiğim şey bu. Hiç bilmediğim adaları keşfetmek gibi diyorsunuz değil mi aslında? Kesinlikle. İnanamıyorum bu da oldu. Bakalım sonrası ne olacak gibi değil mi? Aynen. Ve her olan şey sizin aslında kendiniz doğruluyor. Demek ki çok doğru yönde gidiyorum ki bu kapı açıldı. Şimdi bunu da yapayım bakalım başka kapılarda açılacak mı? Ne kadar güzel hani bu kapıların açıldığını görmek. İşte yani hani başta söylediğimiz gibi gelişim buraya kadar olur. Bundan sonra mümkün değil olamaz diye asla böyle bir kanı olmamalı zaten de yok. Şimdi bazen bazı şeyler duyuyoruz. Hani veliler diyorlar ki ilaç da tavsiye ediyorlar otizmli çocuklara. Hani böyle şeyler çıkmış. Siz nasıl bakıyorsunuz ilacın tavsiye edilmesiyle ilgili otizmli çocuklara? Yani gerçekten bu konuya hani teşekkür ederim değindiğiniz için çok net bir şey söyleyeceğim. Otizmin tedavisinde herhangi bir ilaçla tedavi yolu yok. Hani bazıları şey diyor ama bu bitkisel. Bitkisel de olsa yok. Takviye edici gıdalar var tabii ki. Biz de alıyoruz. C vitamini alıyoruz ya da çocuklara balık yağı öneriyoruz. Bunların hepsi tamam. Ama tedavisinde otizmin tedavisi doğru terapilerden geçiyor. Çok teşekkür ederim ya. Bunlar o kadar önemli ki aslında sizin bu söyledikleriniz. Eminim şu anda izleyicilerimizden çoğunun da... Ay o zaman hiç böyle bir şeye başlamayalım dediklerimi Kesinlikle. duyar gibiyim yani. Başlamasınlar. Oh başlamasınlar. Ne kadar güzel bir şey sevgili izleyiciler. Hani konusunda uzman insanların, mesleğini çok severek yapan insanların hani topluma katkı için bunları söylüyor olması o kadar değerli ki. Peki bireysel eğitimin önemini nasıl görüyorsunuz Derya Hanım? Şöyle ki sınıfta, ortamda ya da dışarıda dış dünyaya adapte olamayan çocukların bireysel eğitime yönlendiriyorlar. Çünkü hani herkesle beraber öğrenemiyor. Belli ki daha özel bir çocuk. O zaman bireysel eğitimde birebir de hani bak bu böyle yapılır dedikten sonra alanı genişletmek gerekiyor. Onun için bireysel eğitim gerçekten çok önemli. Eğer bir çocuk iletişim kurmakta zorlanıyorsa, kendini ifade edemiyorsa ya da herhangi bir şey anlamlandıramıyorsa bunu önce uzmanıyla beraber öğrenmesi, daha sonradan da genellemesi gerekiyor. Evet ben bunu yaşadım. Ben bunu Derya ile öğrendim. Ama ben bunu dışarıda da uygulayabilirim dedikçe dedikçe bu defa öğrenme kendi kendine gelişiyor artık. Ve çocuk dış dünyaya adapte olmaya başlıyor. Topluma tekrardan uyum sağlıyor ve bu gerçekten çok önemli. Önce bireysel eğitim, Hı. sonra grup eğitimi ve kaynaştırmalarla tabii ki desteklenmeli. Asla bireysel eğitimde kalmamalı. Bireysel eğitimin en büyük hedefi bunu toplu eğitime çevirmektir Hı. zaten. Bir hedef olması lazım Kesinlikle, zaten. Kesinlikle bir hedef belirlenmesi lazım. Veliye de öyle. Hani ne olursa olsun ya da işte ay belli değil değil de tabii ki çocuğa belli. Süreçte çocuğa belli. Ama size bir hedefin de verilmesi gerekiyor. Hani eğer uyguladığınız yöntemler bilimsel geçerliliği olan yöntemlerse zaten çocuk ilerleyecektir. Harika. O kadar önemli aslında. Peki Derya Hanım ben mesela sizin mesleğinizi yapıyor olsam Hı -hı. diyelim ki işte seçtim ve ben de çocuk gelişimci oldum. Hı -hı. Şimdi terapi yöntemleri var ya hani uygulanacak ben onları ezberledim, biliyorum ve uyguluyorum. Bu mudur? Yani şöyle sormak istiyorum. Hani ben bu işi yapıyorum demek midir? Ve bu tamamen vicdansal olarak da kendimi rahat hissetmemi sağlar mı? Çünkü ne? İşte terapi yöntemleri bunlar. Dünyada da geçerli, ülkemizde de uygulanan bunlar. Şimdi biraz onlardan bahseder misiniz? Hani onları birebir, moda mod uygulamak yeterli midir? Üzerimdeki sorumluluk gitmiş midir? Yani ben Hani bu bilimsel bir şeydir, bize bu öğretilmiş, ben bunun üstüne bir şey katmam, katamam, katmamalıyım mıdır? Nasıl bakıyorsunuz? Yani öncelikle şunu söyleyeceğim. Eğer bu işi yapmayı düşünüyorsanız, öncelikle empati duygunuzun olması lazım ki çocukları anlayıp onların ihtiyaçlarına cevap verebilirsiniz. Daha sonra gerçekten kararlı olmanız gerekiyor. Çünkü evet bazen süreç uzuyor, bazen hani istemediğiniz durumlar oluyor. Ailelerin inkar süresi çok uzun sürebiliyor. İşbirliğinde zorlanıyoruz. Vazgeçmemek gerekiyor. Onun için kararlılık çok önemli. Tabii ki sabır da çok önemli. Hani bu mesleği seçeceklerin hepsinde bunların olması gerektiğini düşünüyorum. Daha sonradan terapi yöntemleri için kesinlikle savunuculuğunu yapmayı doğru bulmuyorum. Hani dümdüz bir yöntemle ilerlenmiyor. Çocuğun bizim bile bir günümüz bir günümüze uymadığı bir noktada hani bir çocuğun bir günü bir güne uymadığı gibi aynı terapi yöntemiyle de gitmeyi kesinlikle doğru bulmuyorum. O gün hangi modundaysa oradan devam etmeyi çok daha verimli görüyorum. Mesela ben her zaman şunu söylüyorum. Yani benim meslektaşlarla da konuşurken. Eğer çocuk kahkaha atıyorsa doğru yoldasınız demektir. Yani onun için çok keyifli geçiyor. Ne yani o strese girdiği zaman ya da ağladığı zaman zaten uzun öğretimi kendini kapatıyor. Tabii ki. Onun için en iyisi onun niyeti, da, niyeti doğrultusunda hareket etmek. Çocuğun niyetiyle beraber keyif almasını sağlamak. Sonrası gerçekten çorap söküğü gibi geliyor. Ben ne fark ettim çocuk gelişimci derya hesabınızda biliyor musunuz? Şimdi böyle bir şeyler yapıyorsunuz, onu da kameraya çekmişsiniz. O sırada çocuk da işte onları yapmaya başlayınca siz kendinizi tutamayıp çocuğu öpüyorsunuz. Şimdi orada şunu hissettim ben. Allah çocuk çok iyi, burada olmaktan çok memnun. Ben de doğru yapıyorum, gel bir seni öpeyim. Yani hani bu artık yani tutamadığınız bir durum oluyor. Gidip çocuğu öpüyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Yani orada hani şu mu? Çok iyi gidiyoruz ya kendini verdi işte bunu anladı beni anlıyor güvendi bana hani demek ki çok güzel biz bunda çok güzel ilerleyeceğiz gibi o anda böyle gidişattan bunu mu hissettiğiniz zaman kendiniz böyle kaybedip böyle o sevgi sırasında bulunuyorsunuz nasıl oluyor o süreç? Aslında hiç düşündüğünüz gibi Gerçekten değil. Gerçekten mi? Evet. Çocuklarımız gıdıklanmayı, öpülmeyi çok seviyorlar. Aslında bu duyu sistemlerinden birine denk geliyor. Yani terapinin içinde olan bir şey. Tabii ki de çok seviyorum onları. Ama hani o hem onları pekiştirmek hem de duyusal sistemlerde hani onları desteklemek adına işte verdiğimiz taktil uyaranlar ya da proprioceptif sistemi olan destek anlamında yapıyorum. Hatta tam tersi hani çocuklar o kadar güzel bir duygu bağımız var ki bazen öyle güzel tepkiler veriyorlar ki şey yapıyorum bölmemeliyim, bölmemeliyim, hayır öpmemeliyim deyip kendimi tuttuğum da oluyor aksine hani dersi bölmemek, terapiyi devam ettirmek adına. Ama tabii ki onları öpmeyi çok seviyorum. <laughs> bir anne edersine yaklaşıyorsunuz. Gerçekten çok beğendim. Yani hani o kadar şanslı aileler ki hani sizi seçenler. Ben ar artık bunu söyleyebilirim çok rahatlıkla. Hangi, hangi videoya baksam çok güzel şeyler gördüm. Şimdi yayınımız bitti desem <laughs> ne dersiniz bilmiyorum ama gerçekten konuşacak çok şey var. Sormak istediğim de çok şey var. Hani siz bir kere bu işi çok severek yaptığınızı gördüğüm için ben çok mutlu oldum. Bu kadar hani günümüzde artan oranların olduğu bu otizm vakalarında hani aileler ne yapacağını bilemiyorlar. Çok büyük böyle maliyetli olan yeni yeni yöntemler ortaya çıkıyor. Eğitimciyi doğru seçmek çok büyük bir mesele. Hani herkes doğru eğitimciyi seçemeyebilir. Bir çocuğun, otizmli bir çocuğun gelişiminin nereye kadar varacağı da çok meçhul, belli değil. Ama sizin gibi insanların ellerinde olursa hani varabilecekleri maksimuma varacağını düşünüyorum. Bu eğitimcinin aslında kendisinden çok şey vermesiyle de alakalı olduğunu düşünüyorum. Böyle ben size ekrana kendinizi bıraksam, sizi baş başa bıraksam sevgili velilerimize, ailelerle aslında onlara neler söylemek istersiniz? Otizmi çocuklara olan ailelere ya da işte böyle bir eğitimciyle başlamış ne bileyim belki bir şeyler çok istedikleri gibi gitmiyorsa. Ya bizim çocuğumuzdan mı oluyor? Belki de çocuğun da Hı -hı. kapasitesi bu kadar. Hani diyen aileler seyrediyor olabilir. Çünkü bizim biliyorsunuz yani YouTube'da arandığı zaman bu videolar karşılarına çıktığı zaman oturup seyredip kendilerini kaptırıp sonuna kadar da seyretmeleri söz konusu. O yüzden hani onlar için ya da içinizden gelen soramadığım şeyler olabilir bu kısa sürede. Aklınıza gelenler de olabilir. Sizi baş başa bıraksam neler söylemek istersiniz? İlk başta şunu söylemek isterim ki gerçekten... Hani çok eğitim değil, doğru eğitim aldırmak kesinlikle işin en temelinde yatıyor. Ama hani böyle bir durum varsa, böyle bir şüpheniz varsa kabul. Yani inkar evresi ne kadar kısa tutarsanız eğitime daha hızlı başlıyorsunuz. Otizmde en temel, en kilit noktada şu. Erken tanı, erken müdahale. Yani 0-6 yaşındaki bir çocuğu yakalayıp oradan terapiye başlamakla 12 yaşından maalesef gelişim süreçleri kaynaklı daha zor oluyor. Onun için inkar sürecini biraz daha kısa tutup çocuğunuzu kabullendikten sonra bizlere gelmeniz, uzmanlar, uzman görüşlerine başvurmanız kesinlikle çok daha önemli. Meslektaşlarım için de bu işi seçecekler için de hani kesinlikle çocuğu çok sevmek gerekiyor ya. Yani. yani çocuklarla gerçekten hani o hareket hani emekliyorsa emeklemek, koşmaksa koşmak. Bunları kesinlikle yapabiliyor olmanız gerekiyor ve bunun yanında eğer otizm üzerinden devam edeceksiniz çok derin ve çok büyük bir konu. Kendinizi geliştirmekten hiçbir zaman geri durmayın. Çünkü otizm çok geniş. Beni dinlediğiniz için de teşekkür ederim. Çocuk gelişimci Derya hesabından o zaman DM'den size istedikleri her şeyi sorabilirler. Kesinlikle, kesinlikle. Hani bir çocuk bir çocuktur. Kime ulaşabilirsem kime yardımcı olabilirsem hani bundan keyif alırım. Çünkü hedefim tamamen bu. Sosyal medyanın da gücü var yani sonuçta değil mi? Biz buradan ulaşmaya çalışıyoruz ama bir de programdan sonra da sizi nasıl bulacaklar, nasıl soracaklar, neler öğrenecekler işte böyle de bir kolaylığı var. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Bu işi seçtiğiniz için, yani bu işi çok severek yaptığınız için daha iyi nasıl olabilirim diye, hedeflerim neler olabilir, hani bir çocukta daha fazla nereye görebilirim diye hep çabaladığınız için, çok sevgi verdiğiniz için çok teşekkür ederim size. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Çok keyifli bir sohbetti benim için. Benim için de öyle. Sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi aslında hayatta bütün yaptığımız işler o kadar önemli ki kendimizden çok şey katmalıyız. Hani ne iş yapıyor olursak olalım. Fırıncı da olabiliriz, polis de olabiliriz, doktor da olabiliriz. Ne iş yapıyorsak yapalım. Bir de çocuklarla ilgili kısım var ki hani herkesin çok hassas noktasıdır. Bir de onların bilinmez durumları, otizm gibi durumlar. işte bunun nereye kadar tedavisi olur? Bir çocuk daha ne kadar daha iyi bir duruma, sosyal çevreyle etkileşim duruma gelebilir diye hiç kimsenin de çok öngöremediği durum en doğru eğitmenle yola çıkmak en büyük başarı, şans, belki mutluluk verici bir olay olabilir. İşte bunun için de lütfen tek bir eğiticiyle kalmayın. Çocuğunuzun mutlu olduğu eğiticiyle birlikte devam edin. Bunu da siz ölçebilirsiniz. Bir de bu işler için çok fazla paraların konuşulduğu söz konusu. İşte bunların gerçekten işe yarayıp yaramadığında sevgili çocuk gelişimcimize DM'den çocuk gelişimci Derya hesabından sorabilirsiniz. İşte bizim de yayınımız buraya kadar aslında hep bir farkındalık olsun, her şey çok daha güzel olsun, hepimiz için daha kolay olsun diye yaptığımız yayınların birinin daha sonuna gelmiş olduk. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sizlere de bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyoruz. Tekrar görüşünceye kadar lütfen kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.